Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar. Saygılar. Kuzey Boru hissemizle beraberiz. Şimdi ee, dikkatimi çeken hisselerden biri arkadaşlar çünkü e, şuradan bakarsanız 40'lardan 120 değil hatta 138.8'e gitmesi anormal bir davranış. Bu davranışın altında kap haberleri yatıyor gibime geliyor. Kap haberlerini gören yatırımcılar burada gidecek vadiyle ki zaten doğru bildiler. Yaklaşık şuralardan bir yerlerden kapa haber atmaya başladı. ki haftayı 5 tavanla kapattı. Çok değişik bir süreç arkadaşlar. Çünkü pazartesi tavan, salı tavan hani alanlar, kazananlar zaten bayağı sevinçlilerdir ama yani çok risk teşkil ediyor çünkü gittiği yer kap haberleri ile gittiğini varsayıyorum neyse yoksa yani gördüğünüz üzere yataya bağlamış çok da fazla bir şey yapmamış ama şuradan itibaren gittiği yer kap haberleri ile diye düşünüyorum ben. Kap haberleri dün Matrix'ten gelen altyapı hdp 100 kurye boru ürün grubunda toplam 121.5 milyon tutarında satış sözleşmesi imzalandı yaz, yazıyor. Daha işte burada yeni iş ilişkisi, sonra devre kesici, ihale süreci sonucu. İhaleden de tabii ki de e, güzel ayrılmış. Şuradan Kuzey aracı kurum dağılımına bakmak istiyorum arkadaşlar. Yani burada e, zaten al satın sinyal indikatörümüz çalışmadığı için e, yeni bir halka arz olduğu için çalışmıyordur muhtemelen. E, Kaufman hareketli ortalamada şöyle 129.9'dan geçiyor. Hani ona istinaden bir yorum yaparsam eğer ee, seans içinde kavukman hareket oldu, atalamanın aşağısında kapanış yapmadığı sürece çok da fazla engel teşkil etmez. Ee, şurada bir kavukman hareketli ortalamanın aşağısına sarkmış ama sarktığından itibaren 2 e, mumdan sonra tekrardan gitmiş arkadaşlar gördüğünüz evet. üzere. Yani oradaki hareketlere hareketlerine dikkat edin derim ben. Aracı kurum dolamına bakarsak ise yapı kredinin 68 bin lot var e, alanlarda. Deniz'in e, ikinci sırada olduğunu görebiliyoruz. 3 QNB, 4 garanti, 5 TEP ve diğer şeklinde yer almış. Satanlarda da Ziraat, Gedik, Bulls, 4. sırada Bank of America, 5. sırada Vakıf ve diğerleri şeklinde yer almış. Maliyetlerini görebiliyorsunuz. Yani değişik değil mi? 26.01.2024 olduğu için bu şekilde arkadaşlar maliyetleri yanlış anlamayın. Bu günlük aracı kurum dağılımı olduğu için. Şimdilik bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.